Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün İngilizce cümlelerde kısaltmaları ya da işte devrik cümle yapmayı ve introductory it dediğimiz yapıyı konuşacağız. Sırayla anlatacağım. Önce introductory it ile başlayacağız ve sırayla hepsi birbirine bağlı olduğu için substitution konusuna kadar gideceğiz. Şimdi introductory it dediğimiz yapı ne? Dummy subject diye bir durum var İngilizce'de. Dummy subject dediğimiz olay şu. İngilizce'de bazı cümleler subject gerektiriyor. Her cümle subject gerektiriyor ama bazılarının öznesi yok biliyorsunuz. Yani özne yerine kullanılabilecek bir şey gerekiyor. Bu tür durumlarda da gramatik olarak bu öznenin yerine siz cümlede içle dolduruyorsunuz. Der de aynı işlevi görüyor. Mesela işte sınıfta 3 kişi vardır derken cümleye der başlıyorsunuz. Değil mi? There is three students in the classroom. Aynı şekilde iç demekse bir zamandan bahsedeceksiniz. Zamanı anlatırken what time is it diye soruyorsunuz. Burada cümlenin sanki neyini tamamlıyor? Burada öznesini tamamlamış oluyor. Uzaklıklardan bahsederken ne how far is it'i kullanıyoruz ya da günler, aylar, yıllardan bahsederken what day is it diye soruyoruz. Yani burada Bunların yerine öznenin yerini karşılamış oluyor it. Yine hava durumu mesela soracaksınız ya da söyleyeceksiniz. Mesela it is raining diyorsunuz. Orada bahsettiğiniz it ne aslında? Tüm yağmur yağma olayının tamamını aslında anlatmış oluyorsunuz tek bir özneyle. Yani bir dediğimiz gibi o boşluğu doldurmuş oluyor. Yani işte bulutlar toplanıyorlar sonra işte yağmur bırakıyorlar yerine. Direkt it is raining diyerek tüm hepsini karşılamış oluyorsunuz. Böyle bir görevi var itin. Şimdi cümle başlarında kullanılabiliyor bu it yapıları. Nelerden bahsederken? İşte genel geçer gerçeklerden veya inançlardan bahsederken yine cümlenizin başında it ile başlıyorsunuz. It is easy diyorsunuz. Mesela kolaydır diyorsunuz. Bu ne? Bu sizin için bir, sizin inandığınız bir şey. İşte yeni bir dil öğrenirken hatalar yapmak kolaydır. Ya da it is a shame. Yine burada bir örnek veriyorum. Bir truth belief dediğimiz şey var. Bir gerçeklik ya da bir inanç var utanç kaynağıdır nedir? Birçok insanın bırakıyor olması. Bazen to ile, bazen detle tamamlandığını görüyoruz bu itiz yapılarının. It is yapılarının. a shame to. Şöyle örneklendirelim. Mesela it is important to diyorsunuz ama it is unlikely that. Önemlidir derken to kullanıyorsunuz ama olası değil derken unlikely olası değil demek. It is unlikely that diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir inanç dediğimiz gibi inançtan bahsederken. Essential yine important ile aynı anlamda. Önemli derken yine to true derken it is true that yine bu doğrudur derken that yapısını kullanıyorsunuz. Difficult da yine zor yapısında to'yu kullanıyorsunuz ama sıklıkla şöyle söylenir böyle söylenir yapısını anlatırken de it is often said that yapısını kullanmanız gerekiyor. Bazen to bazen that kullanıldığını söylemiştik. Bir de vurgu yapmak için It is, it was yapıları var nasıl mesela bir yanlış anlama var bir konuşma geç, geçiyor arkadaşınız aranızda Diyorsunuz ki You have met my friend John before Daha önce benim arkadaşım John'la tanışmıştın değil mi gibi bir soru geldi Siz bu durumun yanlış olduğunu vurgulayacaksınız. Bunu vurgularken ne yapıyorsunuz? No, it was your friend Michael diyorsunuz. Burada your friend Michael'ı buraya almanız ve it was başlamanız cümlenizde neye vurgu yapıyor? Hayır, yanlış biliyorsun. O arkadaşın ne değildi? Michael'dı. Burada Michael'a da aynı zamanda bir fokus, bir vurgu yapmış oluyorsunuz. Ve en sonunda da that ile birleştirebiliyorsunuz bunu. Hani tanıştığım, buluştuğum kişi senin arkadaşın Michael'dı. Bu şekilde de yine vurgularda kullanılabiliyor. It is, it was. Yani hem şimdiki zamanda hem geçmiş zamanda bu yapıyı kullanabilirsiniz. Şimdiki zamanda kullanırken de cümle that, which, who ya da çok nadir de olsa when ve where ile tamamlanabilir. Mesela gittiniz tamirciye diyorsunuz ki ya it is the engine that I need to replace. Hani benim Değiştirmenizi istediğim yer motor yani it is the engine burada ne yaptınız motora vurgu yaptınız Bu detle tamamlanıyor bunu relative close yapısında görmüştük neden böyle olduğunu ya da it was the doctor who I needed to call i̇şte, Aramam gereken kişi doktordu Diyeceksiniz yine Doktor bir kişi olduğu için huyla devam ediyorsunuz. The cold weather which made me sick. İşte beni hasta yapan şey soğuk havaydı. Gördüğünüz gibi hepsinde bir ne yapıyorsunuz? Yapıyı öne alarak vurgu yapmış oluyorsunuz. Dediğimiz gibi ben ve we ver çok nadir de kullanılsa yine ben ve we wer'in de kullanımını görüyoruz bu yapıda. İşte karım olayla ile ilk tanıştığım yer bu bardı ya da işte en son gördüğüm zaman geçen yazdı gibi zaman ve yer yapılarında da ben ve veri kullanabiliyoruz. Bir de what yapısı var. What yapısı da yine neyi anlatırken love yani sevgi, hate, nefret, like ve want istemek ya da sevmek yapılarını yine kullanılırken what ve be yapılarını kullanabiliyoruz. Be dediğimiz yapı emizar şimdiki zamanda ya da geçmiş zamanda vazver haline gelen yapılardır. Buradaki what'ın anlamını Şöyle bir durum var. Mesela filme gitmek ister misin gibi bir soru geldi. Hayır teşekkürler cevabına dikkat edersiniz. Ne diyor şu anda tek istediğim şey. İşte o anlamı katıyor İngilizce'de bu watch yapısı. What I really want is. Şu anda en çok istediğim şey nedir? Yatağa erkenden gitmek. Ya da what we hated was. Dikkat ederseniz yine was böyle tamamlanabilir demiştik. En çok işte en nefret ettiğim şey kötü hizmettir. Ya da işte burada en sevdiğim şey havadır gibi yapılarda yine vurgu yapmak için kullanılan ya da nedir işte daha duygu duygularınızı daha iyi belli etmek için kullanılan yerlerdir. Ama vat yapısı her yerde kullanılmıyor. Şimdi vat yapısı nerelerde kullanılıyor? Mesela insanlarda, yerlerde ve zamanlarda bazen bunların bu anlamları katacak geniş kavramlara ihtiyaç duyuyorsunuz İngilizce'de. Diyorsunuz ki işte ben birçok ülkeye gittim ama en çok eğlendiğim yer bu yer yapısını anlatırken watch değil de the, the place'i kullanmanız gerekiyor. En keyif aldığım yer Nepal ya da işte en çok saygı duyduğum kadın Marie Curie'dir işte ya da işte akşamdan, zamandan bahsedeceksiniz demiştik. Sebep demiş burada da the reason demiş mesela. Onların işte bize vermesi yeterince iyi değildi şeklinde sebebi buydu. Ya da işte zamandan the remember, I remember most, en çok hatırladığım vakit, akşam neydi? Benim ilk konserimdi gibi yapılarda. Burada what yapısını kullanmak yerine dediğimiz gibi geniş anlamda bunu kapsayacak bir yapıyla cümlemize başlıyoruz. Negatif yapılar var. Not only, not since, only when gibi yapılar var. Bunlarda da biz devrik cümleler yapıyoruz. Not only but also bizim en çok bildiğimiz yapılardan birisi aslında en çok karşımıza çıkan devrik yapılardan birisi. Mesela o meşhur bir şarkıcı. Aynı zamanda iyi bir aktör gibi bir cümle var. Bunu siz birleştirmek istiyorsunuz. Not only but also'nun anlamı da şu zaten. O sadece şu değil aynı zamanda budur gibi bir anlam katıyor. Bunu yaparken ilk cümlenizin başına noton ekliyorsunuz ama she is yapınızı yani cümlenizdeki düzgün yapıyı is she bir soru cümlesi haline gibi getiriyorsunuz. Yardımcı fiille öznenin yerini değiştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında ikinci kısımda batı isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. She is also deyip cümlenizi tamamlamış oluyorsunuz, birleştirmiş oluyorsunuz. Cümleye ne yapmış oluyorsunuz? Yine aslında vurgu yapmış oluyorsunuz bu şekilde birleştirerek. Dediğimiz gibi buna benzer birçok yapı daha var. Mesela not since, not since, My Childhood, çocukluğumdan beri işte hiç bu kadar eğlenmemiştim derken yine aynı şekilde Yarın Fil ve Özlü'nün değişini görüyoruz. İşte performans bitene kadar değilmiş burada, antil yapısı e kadar anlamındaydı. Burada cümlemizde Do ve did bazen cümlede gözükmeyebiliyor biliyorsunuz. Geçmiş zamansa mesela did fiilin içinde oluyor ya da geniş zamansa does fiilin içinde oluyor. Burada ne yapacağız? Do ve did'i bu şekilde yine çıkarıp aynen soru cümlesi gibi did'i başa özneyi ikinci sıraya yazmamız gerekebilir. Only if eğer sadece şöyle olursa gibi bir anlam var. Yine gördüğünüz gibi yer değiştirmiş. Sadece şöyle olduğunda anlamında only when. Only after ise sadece şöyle olduktan sonra gibi bir anlam var. Yine hepsinde gördüğünüz gibi e, sanki bir soru cümlesi gibi yarın bir fiillerin başa geldiğini, özlediğinin ikinci sıraya gittiğini cümlenin devlik bir cümle haline geldiğini görüyoruz. Yine little. Little ise ne kadar az olursa o kadar gibi bir anlam var. Mesela little did they realize how so difficult fame would Yani onlar... E, ne, ne kadar zor olduğunu ünlü olmanın çok az fark ediyorlar gibi bir anlam katıyor. Lidl'ın zaten az anlamı vardı biliyorsunuz. Bir de no sınır, rarely, hardly, when gibi yapılar var. Bunlar da zaman yapıları. Zaman yapılarından sonra da devrik cümleler kullanabiliyoruz biz ki yine aynı şekilde ne anlamı katıyor? Bir şeyin olduğu zamana yine zamana vurgu yapmak için kullanıyoruz bunları da. Mesela işte yeni bir albüm ne yapmış yeni bir albüm çıkarmış birisi ve ne yapmış ilk filminde oynamış. Bu ikisi arasındaki zaman farkının çok kısa olmasından bahsedeceksek eğer neyi? No Sooner yapısını kullanıyoruz. Yani ilk albümünü çıkardıktan çok kısa bir süre sonra hemen filmde oynadığı şeklinde kullanacaksak. Burada dikkat edeceğimiz şey de yine No sınırdan sonraki yapının burada yine yer değiştirdiğini görüyoruz. Tina Hattie Hattie Tina olmuş mesela ya da işte adım atar atmaz, arabasından dışarı adım atar atmaz ne yaptı? Hayranları etrafını kuşattı yine she hadn't, had she olduğunu gördük burada da. Ya da never before daha önce hiç olmamıştı gibi anlamı ya da rarely nadiren sıklıkla gibi bir anlam katıyor burada da. Ya da only sometimes sadece bazı zamanlar ne yapmaz Kışın işte kayak surlunda yağ, kar yağmaz gibi bir cümle var burada yine it doesn't it does it şeklinde getirdiğini görüyoruz. Bu tür yapıların eğer cümlenin başına gelirse cümleyi devrikleştirdiğini görüyoruz. Bir de so ve neither yapıları var. Neither ya da neither şeklinde okuduğumuz yapı. Neither ve so yapıları da yine aynı şekilde karşıda verilen yardımcı fiille ben de öyle düşünmüyorum ya da ben de öyle düşünüyorum anlamı katan yapılar. Mesela ben hiç Çin'de bulunmadım diyen birisi cümlesi olumsuz olduğu için never dediği için karşında biz neither have I diyoruz. Yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Sonra öznemizi yazıyoruz. Cümlemiz yine değişmiş devrik hale geliyor. Ya da I need to diyen birisi geniş zamanlı bir cümle var burada. Fiilimiz herhangi bir ek almamış. Ne yapıyoruz? I do yapısı var aslında bunu. Biz so do I haline cevap veriyoruz. Ya da I'm excited çok heyecanlıyım diyen birini so am I şeklinde cevaplıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım demiş oluyoruz bu şekilde kısa bir cevap veriyoruz. Bir de bazı cümlelerimizde ellipsis yani eksiltme dediğimiz yapıları yapabiliriz ve bunlar genelde e, şöyledir yani iki cümlenin de ortak noktaları vardır. Siz bu ortak noktayı iki kez üst üste söylemek zorunda değilsiniz. Mesela and, but ve or yapıları var. Bağlaçlarımız var biliyorsunuz ve ama veya yap anlamları. Siz ilk cümlenizde dediniz ki o biletleri satın aldı ama gitmedi diyeceksiniz. Tekrardan özne olan he'yi kullanmanıza gerek yok burada but çünkü gitmeyenin kim olduğu belli biletleri satın alan kişi. İşte orijinalini sevdi ee, ama o ne yaptı? Ee, burada anlam tekrardan sevdiği anlamı olduğu için tekrar etmeye gerek yok she loved kısmını. end'den sonra direkt birleştirebiliyorsunuz ki bunu biz normal günlük dilimizde yapıyoruz zaten aslında kullanırken sadece fark etmiyoruz. Mesela I am happy to I am happy to iki kez kullanmamıza gerek yok. Or yapısında yine bunu atabiliyoruz tekrara düşmemek adına. Örneklerimizde yine gördüğünüz gibi mesela ilk cümlede call fiili var. ikinci cümlede fiili tekrar kullanmamıza gerek yok. But yapısında mesela work fiilini yine atabiliyoruz burada. Mesela ben olmak istiyordum ne? Boksör olmak istiyordum ama güçlü değilim yeterince. I am not strong enough'dan sonra tekrardan to be boxer işte boksör olmak için yapısını kullanmanıza gerek yok. Çünkü boksör olmak için yapısını ilk cümlenize kullanmışsınız. O yüzden bunları cümlenizden atabilirsiniz. Normal konuşma dilinde eksiltmeler var. Yine bunlar da normal cevaplarda kullandığımız yapılar nedir? Mesela Film ne zaman başlıyor dedi. Sadece saat olan h diyebilirsiniz. It starts at 8 o'clock demenize gerek yok illaki. Ya da işte popcorn mısırınızı nasıl istersiniz sorusuna salted tuzlu demeniz yeterli. Ya da film hakkında ne düşünüyorsun da tekrardan ben film hakkında düşünüyorum şeklinde cümlenizi uzatmanız şart değil. Günlük konuşma dilinde complete nonsense deyip geçebilirsiniz. Tamamen saçmalıktı diyebilirsiniz yani. Bir de soru kelimeleri dediğimiz kelimelerden yapılardan sonra who, what, where, how'dan sonra bazı kısımları attığımız cümleler var. Mesela diyorsunuz ki birisi benim saatimi çaldı ama kim olduğunu bilmiyorum. Burada tekrar who'dan sonra stole it demenize gerek yok. Çalmak ve saat fiilleri ilk cümlede var çünkü. I don't know who demeniz yeterli. Ya da I want to buy diyorsunuz. My dad. Şimdi Buy my debt kısmını tekrar ikinci cümlede tekrar etmenize gerek yok. Ne alacağımdan emin değilim. Hediye almak istiyorum ama ne alacağımdan. Şu buy buradan çıkarabilirsiniz. Ya da işte uzaklara gitmek istiyorum ama nereye gideceğime karar vermedim. Yine gitmek fiilini atıp sadece I can't decide where yapısını kullanabilirsiniz. Ya da son cümledeki mesela tamir etmek kısmını cümleden atabilirsiniz. Nasıl demeniz yeterli. Bir de Infinitif yapılarımız var biliyorsunuz. İlk cümle ve ikinci cümle karşılıklı yine iki konuşmada bunlar da kısaltılabilirler. Örnek veriyorum. Let's see that new DJ. Hadi gidelim şu yeni DJ'yi bir görelim cümlesi geldi. Siz cevap olarak ben gerçekten isteyip görmek isteyip istemediğimi e, görmek istemiyorum demiş daha doğrusu burada direkt ben gerçeğini görmek istemiyorum. Burada see the new DJ yapısını kullanmanıza gerek yok. I don't really want to demeniz cümle için yeterli. Ama burada tabi bir konuya değinelim. Eğer cümlenizde e, fiil olarak, auxiliary verb olarak, emizar ya da was verb yapısı varsa bu yapıyı kısaltırken sadece to, yemeni, to demeniz yeterli olmuyor. To'dan sonra bir de be yapısını kullanmanız gerekiyor. Yani işte ben yeni albüm konusunda she was really critical çok işte eleştirdi cümlesini cevap olarak işte eleştirmemek elde değil diyeceğim. Burada cümlemin öznesi was really critical olduğu için not to be yapısını buradaki be'yi kullanmam gerekiyor. Eleştirmemek elde değil derken ama devamını kullanmam şart değil. Mesela cümlem normal bir cümle. I prefer not to ile bitirmişim sadece. İşte böyle olmamasını tercih ederdim. Böyle olmasını istemezdim demişim to ile bitmiş. Ama there are more flowers gibi bir cümle varsa yani emizar varsa cümlemde bitirirken işte eskiden yok işte eskiden olduğundan demiş. Mesela daha fazla var. Burada ilk cümlemiz emizarlı bir yapı olduğu için to'dan sonra be'yi de kullanmamız gerekiyor ya da buradaki isn't'deki gibi yine be'nin kullanılması gerekiyor. Bazı fiillerden sonra ise ister sulu ister tuğsuz kullanabiliyoruz yapımızı. Mesela neler onlar? İşte agree yapısından, agree fiilinden sonra ask, forget, promise, işte söz vermek, başlamak, denemek fiilleri varsa karşınızda. Bundan sonra işte Chris işte şovu görmeye gidecek cümlesi öyle söz verdi derken isterseniz promise to come geleceğine söz verdi isterseniz sadece promise to'yu kullanabilirsiniz. Ya da bazı isimlerden sonra hangi isimler şans, plan, söz vermek, fikir ya da fırsat gibi fiiller var elinizde. Bu fiillerden sonra da yine I would love to dedikten sonra yine chance ya da chance to yapısını kullanabilirsiniz. Ya da bazı sıfatlar hangileri işte delighted afraid, willing ve determined gibi fiiller var elinizde. Bunlardan sonra da yine tool ve toolsuz hali kullanılabiliyor. İkisi de kullanılabilir bu yapılardan sonra. İşte gördüğünüz gibi mesela where the money plans coverage demişiz. Bunlar kendi halinde de gelmiş ama diğer tarafta wanted to determine to şeklinde kullanılmış tool ve toolsuz kullanılabilen yapılar var demiştik. Bir de e, to'nun kullanılmak zorunda olduğu fiiller var. Hangileri bunlar? Bu fiilleri de söyleyeyim. Tavsiye etmek fiili mesela advice, effort işte bir şeyi ne yapabilmek, satın alabilme gücü be able to işte yapabilmek, choose seçmek, decide karar vermek, beklemek, nefret etmek, ümit etmek, sevmek, ihtiyacı almak ve tercih etmek gibi fiillerden sonra eğer kısaltma yapacaksak muhakkak to'yu kullanıyoruz. Mesela biz bunu karşılayamayız cümlesinde kısaltacaksınız işte bu grubu görmek istiyorsunuz bunu karşılayamayacağız yani buna paramız yetmez diyeceksiniz. Effort'tan sonra to yap koymanız şart cümlenize. İşte gelemeyeceğim, yapamayacağım gibi wasn't able to yapısında da yine to'yu kullanıyorsunuz. Choose to geliyor. Mesela ben işte piyano dersleri almıştım çocukken ama böyle olmasını seçmemiştim gibi bir cümle kullanacaksınız. Kısaltacaksınız. İşte neyi seçmediniz? Piyano dersi alma gördüğünüz gibi bunlar sonunda muhakkak to alıyor bu fiiller kısaltsanız bile. Yine would like ve want to kullanılıyor. Gördüğünüz gibi I would like to, I want to kısaltsanız bile Alıyorlar ne zaman almıyorlar sadece ifli yapılar varsa almıyorlar. Yani ifli yapılar varsa isterseniz if you want to de diyebilirsiniz. Eğer istersen de diyebilirsiniz. İsterseniz if you want to da diyebilirsiniz. Ama ifli yapı var elinizde ve cümle olumsuzsa yine to'yu kullanmak zorunda kalıyorsunuz. If you don't want to şeklinde bu to buraya yazılmak zorunda oluyor. Mesela olumluysa sadece want yeterli ama didn't want ise bu sefer olumsuz olduğu için to'yu yazmanız gerekiyor. Sadece tuyla da işte kullanılabilen yapılar var tamamını tekrar etmek yerine. Demiştik ki özellikle infinitive yapılarında bu yine karşımıza çıkan bir şey. Infinitive yapıları nelerdi? Zaten İngilizce'de fiillerin yalın halleriydi infinitive yapıları. To'dan sonra fiilin yalın halini kullanıyordunuz. Yine burada mesela gördüğünüz gibi işte her yıl İspanya'ya gitmek Gider misin sorusuna we used to giderdik dediniz. Cümleyi uzatmıyorsunuz. We used to go to Spain every year demiyorsunuz. We used to demeniz yeterli. Yine ready yapısından sonra mesela I am not ready to leave. Yine atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi e, bazen tüm infinitivin atıldığını görüyoruz. Yani hem to'nun hem leave'in burada ikinci cümlede olmadığını görüyorsunuz. Burada ise işte to vardı ama go kısmı yani gitmek kısmı yoktu feel'in. Be ve have'den sonra e, genellikle atmıyoruz e, biz bu tuğları Neden atmıyoruz? E, çünkü sahiplik için kullanılıyor bunlar. Mesela they are used for possession demişiz burada. Şimdi e, çok ödenmiyor, ona çok ödenmiyor ama çok ödenmesi gerekirdi gibi bir cümle var. She ought to'yu kullanamıyorsunuz burada. She ought to be paid cümlesinde buradaki be'yi kullanmanız gerekiyor. E, be ve have fiillerini genelde atmıyoruz. Burada kullanıyoruz. Şunlardan sonra da tuyu genelde atmıyoruz. Hangileri onlar? Like, sevmek. Yine bundan sonra bir fiil, e, infinitive varsa to'sunu kullanıyoruz. Love, hate, prefer, want ve choose. Yine bu yapılardan sonra az önce de zaten choose'dan, want'dan, prefer'dan sonra to'ların geldiğini söylemiştik. Kısaltırken. One, once ve some yapıları var. Bunlardan Belirsiz yapılar varsa örnek veriyorum karşılığında işte bir belirsizlik durumu var ya da işte belli bir gruba hitap edeceksiniz ama aynısını yine tekrar etmek istemiyorsunuz. Uzun mesela şurada cümlemiz örnek örneğimize gidelim yine işte bunu bu kitabın herhangi bir kimsede kopyası var mı bir tane daha kopyası var mı siz A copy of the book yerine cümlenizde tamamını tekrarlamak yerine artık belli bir nesne olduğu için onun yerine tek bir nesne olduğu için one kullanabiliyorsunuz. Yani tamamını one ile değiştirebiliyorsunuz. I have one evet bende bir tane var diyorsunuz. Ama belirsizse grup belirsizse ya da sayılamayan çoğul yapılar varsa elimizde. Burada yine mesela bookstore sorulmuş, kitapçılar sorulmuş. Kitapçıları anlatırken some hani biraz bazısı var burada bir ne var aslında belirsiz bir grup var. Ama belirli bir gruptan bahsederken de yine a few great ones yani bildiğim birkaç tane e, ne var harika olan var derken de a few great Ones'ı kullanabiliyorsunuz yine bookstoresun yerine geçiyor bu ones ve sam yapıları onların yerini tutmuş oluyor dediğimiz gibi one yapısı belirli bir şey olduğunda ve tek olduğunda kullanılıyor mesela e, bir tane bilgisayar istiyorsunuz işte bir şey için soracağınızı söylediniz işte ya da bir tane satın almak istiyorsunuz. Neden yeni bir telefondan bunların yerine Van kullanabiliyorsunuz. Sam yerine eğer sayılabilen isimler varsa mesela eşarp gibi Efiv de kullanabilirsiniz. Yani birkaç tane sattım da diyebilirsiniz. Ya da dediğimiz gibi belirli bir grup varsa Sam Lovely Ones dediniz mesela nedir? İşte çok sevimli, hoş bazıları diyeceksiniz. Yine burada elbiseler yerine Vans yapısını kullanabilirsiniz. Sayılabilen isimlerde. Yine de, de, de demiştik ne? Sayı sayılamayan isimlerde, belirsizlerde sam kullanılabilir demiştik son cümlemizdeki gibi. Bir de do ve dit yapıları var. Do ve dit yapıları da cümle var karşınızda bir cümle var. Bunu tekrar etmek istemiyorsunuz. Cümlenin yapısına uygun olarak do ve dit'i Kullanabilirsiniz. Burada karşıdaki cümlenin zamanı önemli. Mesela işte her yerde su var. Ben işte ne arayayım muslukçuyu arayayım mı gibi bir soru var. Gidip işte call a plumber demiyorsunuz. Mesela yes do diyorsunuz sadece. Evet yap bunu. Hani kurduğun cümleyi yap şu anda geniş zamanlı olduğu için do. Ya da işte ben ödevin zor olduğunu düşünmüyorum gibi bir cümle var karşınızda. Adetçi işte ben düşünüyordum ne niye düşünüyordum yardım istedim cümlesi var. Karşıta bir de ben düşünmüyorum yapısı var. Burada işte cümleyi uzatmıyoruz. I did ve I don't yapılarını kullanabiliyoruz. Mesela senin için diş fırçalamak önemli diyeceğiz. Ben diş fırçalamaya ihtiyacım var diyen birisi var karşımızda. İşte you brush your teeth şeklinde uzatmıyoruz. You do bu senin için önemli diyeceğiz. Sadece do kullanmamız yeterli ya da geçmişte bir düşünceden bahseden birine ben öyle düşünmüyordum diyeceksek I didn't dememiz yeterli yine kısaltmış oluyoruz. Bir de so, not so ve not yapıları var. Bunlar da yine tekrardan korunmak için İngilizce'de kullanılan yapılar. Mesela bir durum var. İşte ben işte onun kitaplarını imzalayacak mı gibi bir durum cümle var karşımızda. Öyle ümit ediyorum diyeceğiz. Cümlenin tamamını tekrarlamak yerine I hope'dan sonra soy kullanmamız yeterli. Ya da öyle düşünmüyorum diyeceğiz. Neyi düşünmüyorsun? Onun imzalayacağını düşünmüyorsun. I don't think'ten sonra düşünmüyorumdan sonra soy kullanıp cümleni kısaltıyorsun. Ya da afraid'den sonra not kullanman yeterli. Not ve not so appear seem ve suppose da kullanılır demiş burada. Yani not ve not so kullanacaksanız it doesn't seem so, it doesn't appear so, I don't suppose so gibi şeklinde bu appear seem ve suppose da kullanıyorsunuz. Yine inanmak, beklemek işte ya da hayal etmek, düşünmek gibi yapılarla da not so'nun kullanıldığını görüyoruz. Not ne ile kullanılır demiş. Natı ümit etmek, zannetmek ve korkmak yapılarıyla kullanırız. Ama buradaki korkmak yapısı üzgün olmak anlamında. Yani I am afraid not. Korkarım ki öyle değil. Üzgün olmak anlamında yapımız. Yine bununla da kısaltabiliyoruz.